Behram, gerçekten çok teşekkür ederiz. Ya bu kadar kısa sürede biz ev falan bulamazdık çünkü. Ne demek Güzide teyze? Lafı bile olmaz, olur mu öyle şey? Yani bulunca zaten hemen çıkacağız. Ay Güziş, o ne demek öyle? İstediğiniz kadar kalabilirsiniz. Yok yok, yani arayacağım ben hemen, bulunca çıkarız. Hayır canım, doğru söylüyor, olur mu öyle şey? Yani bizim zaten burası yabancılara vereceğimiz, öyle hazırda tuttuğumuz bir evdi. Ki hani çok şükür başka evlerimiz de var. Burada siz dilediğiniz kadar kalabilirsiniz yani. Yok yok, sağ olun. Dur. Dur sen. Dur, onları tek başına taşıyalım istersen. Yok yok, gerek yok, ben götürürüm. Hepsini almayacağım. Bir kısmını alacağım, bölüşeceğiz. Şöyle, tamam. Sağ ol. Bir şey değil. Şuraya koysak yeter tamam. Şimdilik. Ne bu, sınav hazırlık falan mı? Yani evet, tıptan atıldık mecbur. Şey, senin için havada karada derece yapar diyorlar. Abartıyorlar. Ben katılmıyorum bu dediğine bu arada. Yok, çalışmam gerekiyor yine de. Kabul edeyim mi? Tabii. Hasan'cığım, Behram kira falan almam diyor. Ben böyle bir şey kabul etmem ona göre. Ay Güzide, Allah aşkına saçmalama, ne kirası? Hayır, katiyen kabul etmem. Katiyen bak, hemen toplar giderim. Gerçekten kabul etmem. Kirası ne kadarsa söylesin. Artık ben şey yaparım yani. Tamam canım, tamam. Ay çok inatsın gerçekten. Ali, dolabı doldurdum. Mintonia var ya, bir dal maydanoz bile bırakmadım. Kök yesin kök. Zıkkımın kökünü yesin. Bize ne yapacaksın, ne yiyeceğiz? Ben restorandan söyleteceğim şimdi. Aa yok 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 Behram, Behram öyle bir şey olmaz. Yok, ben hazırlığımı yaptım, o iş bende. Bak şimdi. Yok bak şimdi falan yok. Bende o iş. Sen bana bırak. Büyük acımasızlık gerçekten. 15 yıllık evimden 10 dakikada apar topar attı beni. Ne acımasızmış ya, ne acımasızmış. Nazoş. Hı? Biliyor musun? Yeşim annemin tüm orkidelerini kırdı. Ne diyorsun? Güzel. Ama boşver. Zeynep be. Abicim şu fırını yakıversene be. Yaktım Ümit abi. Ha. Ya Ümit abi sen niye zahmet ettin ki böyle? Ben restorandan getirecektim etleri işte. Dayım için yemek yapmak başka bir sanattır yani. Her an her saniye yemek yapabilir. Vallahi ben çok yanlış meslek seçtim Behram. Vallahi çok yanlış. Aşçılık okusaydım şimdiye var ya... ...5 yıldızlı otelde en kral şeftim ama... Ya, ...bizim zamanımızda yoktu ki öyle. Aşçılık falan. Aşçılık öyle. Usta çırak mesleğiydi. Sen de boğazım olduktan sonra sen her şeyi yaparsın. Yok yok ya. Bizden geçti artık. Benimki öyle. Hobi. Zevkine. Tamam, ay dayı. Ne oldu, kestin mi? Tamam tamam. Kestin mi oyunu? Tamam, önemli bir şey değil. Sen şuradan bir peçeteyi şey yapalım mı? Tamam. Ah be dayıcığım ya. Tamam. Sonu bir dakika, bir dakika. Tabii ben hallederim, hayır, tamam. Hayır, bir dakika. Sen onu bir şey yap. İyiyim, iyiyim. Bir onu bastır, çekme elini. Oh. İyisin değil mi dayıcığım? İyiyim. İyiyim ya, ufacık kesik, tamam iyiyim. Geldim. Bir dakika, bir dakika. Tamam, şu yara bandı yeter. Hayır ya, bir dakika. Tamam, ben yapayım. Bana. Hayır, bir dakika. Yo yo, ben hallederim. Teşekkür ederim. Oğlum bir dakika. Bir dakika ya. Behram abartma. Bu kadar büyük şeye ne gerek var? Bir şey söyleyeceğim. Hastaneye giderim mi? Yok artık. Ne bileyim, kan gördü, şey yaptım yani. Bir panik oldum. İyi misin? Hayır tamam, iyiyim ya. İyiyim, abartmayın. Tamam, kestim minicik kesik. Şöyle şunu da koyalım. Tamam, tamam iyi. Şey, ben olsun. Bakayım. Gel. Dayıcığım. Dayı. Ha. Alıştınız değil mi? Alıştık tabii canım ama çok teşekkür ederiz Nazan. Gerçekten.
Merhaba Güzide Hanım. Hoş geldiniz. Nazan Hanım. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz Elmas Hanım. Oylum merhaba. Merhaba, Behram, hoş merhaba. Geldiniz. Buyurun lütfen oturun. Teşekkürler. Ne kadar güzel bir ev burası. Çok iyi bulmuşsunuz. Yok, biz bulmadık. Behram'ın evi. Daha doğrusu misafirhanesi, sağ olsun o bize açtı burayı. Yok, öyle demiyoruz. Burası istediğimiz kadar yaşayacağımız yeni evimiz diyoruz. Çok zarifsin. Teşekkürler Nazan Bey. Çok pardon. Pardon. Ben de bir dayıma bakayım anneciğim. Efendim? Güzide Hanım, yarın açıyorum davaları. Güzel. Asıl önemli olanlar bunlar değil tabii. Bu Tarık Yenersoy'u meşgul etmek için yaptığımız işler. Esas yapacağımız iş onu can evinden vurmak. Parasıyla yani. Tabii ki. Peki bu casus programından bir şey çıktı mı? Takibimde şu an için sadece ufak tefek büro harcamaları var. Ama büyük bir para hareketi olduğu zaman hemen haberimiz olacak ve aksiyon alacağız. Aman dikkat et dayıcığım, dikkat et. Yok yok dayım, acımıyor valla. İyiyim dayım. Bu Behram abartmış mı biraz bunu? Biraz mı? Uli. Hı. Bu çocuk seni düşünüyor. Ne alakası var ya? Şey yaptı büyük ihtimalle, panikledi, altı üstü bir tane yara bandı işte şey. Oğlum. Bu çocuk yanık sana. Ya dayı ne yanığı ya? Ne yanına sen bilmiyor musun ya biz Tolga'yla? Sen Tolga'yla ne? Affedersin. Sen Tolga'yla ne? Oğlum bir bakar mısınız? Ümit abi gelsin de herkesle bir... Tamam hadi git. Şöyle bir baksanıza. Ne oluyor? Ya şimdi, ben de bakabilir miyim? Tabii şimdi... Şöyle bir şeyimiz var. Ya nasıl yaparsın ya? Nasıl? Hadi beni geç. Ben sokakta da yatarım. Ama sen annemi, oğlumu nasıl sokağa atarsın? İstediğimi yaparım ben, tamam mı? İstediğimi yaparım. Sizin için köpek gibi çalışan eski mülayim babanız yok artık karşınızda. Annelerinin yardakçıları. Defol git buradan. Terbiyesiz. Bornozlu mu? Hadi defol git, gözüm görmesin. Bizim otelin spasındaymış. Masaj yaptırmış. Peki onlara nasıl haberi olmuş? Vallahi bilmiyorum. Bu görüntüler sinirsin derseniz hemen hallederim ama. Yani Elmas Hanım siz ne diyorsunuz? Yani işimize yarar mı bunlar? Ben bu görüntülere Allah derim. Bunlar çok işimize yarar. Senin otelinin imajına zarar vermeyecek inşallah. Hayır canım olur mu öyle şey? Benim işim problemi. O zaman sen bana hemen yolla hemen. Ne düşünüyorsunuz? Bu görüntülerle Tarık Murat Yenersoy'u rezil rüsva etmeyi düşünüyorum. Sizin için bir sakıncası var mı Güzide Hanım? Yok, hayır da yani Ozan'a bir zarar gelmesin ama. Hayır, hayır. Ona hiçbir şey olmayacak, merak etmeyin. Elmas Hanım. Nezihe, ne yapıyorsunuz? Masaja mı gelmiş sizin otele? Ya bir süredir benim otelde kalıyormuş zaten. Kral dairesini istemiş ama dolu olduğu için başka süit vermişler. Kral dairesi. Güzide teyze bakın, tekrar söylüyorum. Yani bu adamı kapının önüne koy derseniz ben bir tuşla hallettireyim. Aman oğlum aman, hiç gereği yok. Başına dert alırsın o adamın. Yok yok. Yok bu Tarık Yenersoy öyle benim başıma bela olacak bir tip değil de yani. O ona gücü yetmez de. Gerek yok ama sağ ol. Aman Behram, kalsın otelde. Hatta uzun uzun kalsın. Öylesi bizim işimize çok gelir. Tamam, siz nasıl istersiniz? Yeşim'in haberi var mı acaba? Babamın otelde kaldığından. Bence bilmiyordur. Bilse çoktan otele saldırmıştı iblis. Keşke bilse var ya. Elmas Hanım, bu görüntüleri Mintoni'ye gönderelim mi? Hayır, hayır. O başka türlü öğrenecek. Nasıl öğrenecek? Yapacağız bir şeyler.
hemen geçeceğim. Hayır hayır. Bu haberi biraz kuvvetlendireceğiz biz. Peki efendim. Ararım ben seni sonra. Elmas Hanım, Ozan'ın adını çıkarmanızı istiyorum. Sorun değil, sileriz. Ama videoda bir sorun yok değil mi sizin için? Ya benim için yok ama bir de Ozan görsün, onaylasın ondan sonra. Ne zaman gelecek? Biraz önce aradım, kapalıydı telefonu. Gelir birazdan. Esas fotoğraflar gelsin de Tarık Yenersoy'un şatafatlı hayatını şöyle güzel bir vurgulayalım. Pardon. Necati ne oldu fotoğraf? Rezilliğin dibine vurdu resmen adam ya. Bu işte lobiden, restorandan ne varsa yollarsın tamam mı? Yakışıyor mu ya koskoca adam? Etrafında kızlar mızlar. İnsan biraz utanır be. Ah geldi fotoğraflar. Elmas Hanım bunlar. Uyar mısın? Hem de nasıl uyar? Bunları bana hemen yollar mısın? Tabii. Elmas Hanım. Videonun üstüne bir de şey mi yazsak? Pes dedirten görüntüler. Seni mi kıracağız Ümit? Yazarız tabii. Ümit'ciğim saçmalama. Tamam anne düştü zaten sosyal medyaya. Ya iyice rezil olsun ne olacak? Rezil oldu zaten biraz daha olsun. Pilava bakan var mı? Zeynep. Bakarım ben şimdi. Neyse otur gideyim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Güzel geç otur. Ne haber Ümit? Sağ ol abi. Sen nasılsın? Sağ olasın. Hoş geldin. Sağ ol Nazucuğum. Merhaba. Sezai Bey merhaba tekrar. Şu habere bir de siz bakar mısınız bir avukat olarak? Siz de avukatsınız canım. Ama farklı bir göz her zaman faydalı. Olur. Güzel. Güzel. Ozan da onaylıyorsa benim için mahsuru yok. Tamam. O da bir baksın. Ondan sonra medyaya dağıtıyorum. Ya Ozan'dır peki. Şu rezilliğe bak Sezai abi. Ya çoluğunu çocuğunu sokağa atıyor. Kendisi en lüks otellerde alem peşinde. Abi alem demesek mi onu? Pardon Behram ya. Senin otelin tabii ama... Ya alem yani. Ama şaka yapıyorum. Haklısın. Ozi. Merhaba. Merhaba. Gel. Gel oğlum. Tek sağlam kalan buydu annem. Canım benim. Canım. Güzelim. Teşekkür ederim anneciğim. Tamam. Aha. Ozan. Babanla ilgili bir haber yaptırdık bir bak da. Senin için sakıncalı olan bir taraf varsa haberde çıkartalım. Annem. Neyse. Yok. Tamamdır. Babanın orada olduğunu sen nasıl öğrendin? Aradım onu. Bir kadın açtı. Tarık Bey şu anda masaj yaptırıyor dedi. Neden aradın babanı? Bizim eve gittim. Baktım.
kadın çökmüş evimize. Benim de tepem attı. Ben de ondan sonra gittim işte ona. Sen nasıl bir adamsın ya? Ha? Sen 30 yıllık ailesini sokağa bir atacak durmuyorsun kadar... Durmuyorsun Güzide, durmuyorsun ya, durmuyorsun. Ya. Doğru konuşamazsın, konuşma. Ama bir gün seni öyle bir durduracağım ki... aklın hafızadan almayacak. Alo, ben Tarık Enersoy. Buyurun Tarık Bey. Ya oğlumla SPA'da bir tartışma yaşadık. İnternete düşmüş. Ya bu görüntü nasıl düşer internete, onu soruyorum. Bilemiyorum Tarık Bey. Misafirlerimizden video çekenler vardı. Onlar vasıtasıyla muhtemelen. Çok özür dileriz. Peki bir daha olmaması için ne yapacaksınız? Yani her türlü tedbiri almaya çalışacağız tabii. Ama siz de takdir edersiniz ki misafirlerimizin cep telefonlarına... Tamam anlaşıldı, bir şey yapmayacağız deyin. Tamam uzatma. Elmas, ne oldu? Habere kaç kişi bakmış? Bir kere bütün haber siteleri kopyalayıp paylaşmış. Her birinin altında şu an en az 60 küsur tane yorum var. Çok iyi. Çok iyi. Babam haberi görünce çıldıracak. Kesin. Kudursun. Rahat rahat yemesin servetini. Bu dökümü kalender ol dosyasına koyalım. Mahkemeye sunacağız. Tarık Yenersoy da neredeyiz? Hiç hareket yok. Maalesef. Hesapta da hiç hareket yok. Adam parasını resmen gömdü. Servetinin izini kaybettirdi. Biz nerede hata yapıyoruz Özlem? Başka bir şey var mıydı? Yok Tarık Bey. Tamam, çıkabilirsin. Ha Hande. Emin adliyeden gelir gelmez söylediğim dilekçeyi yazsın. Tamam mı? Duruşmayı erteletmemiz lazım çünkü. Baş üstüne Tarık Bey. Telefonla casus program yüklediğimiz fark ettiyse eğer... Yenersoy'a mail geldi. Full Science Genetik Laboratuvarı mı? Allah Allah. Yapılan DNA incelemesinde %99.99 oranında eşleşme sağlanmış olup... istem sahibi Tarık Yenersoy'un baba olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Tarık Murat Yenersoy. Yeni bir çocuk daha ha. Harika. Yok ama artık Elmas Hanım nasıl bir adammış bu ya? Adam feci bir adam. Ama iyi oldu Özlem. Harika oldu bu. Benim çocuğummuş, benim çocuğummuş. Ya bunca yıl sonra nasıl olur ya, nasıl olur? Of. Tarık Bey, Nihal Hanım geldi. Randevusu yok ama acilmiş. Al içeri, al içeri. Buyurun. Kapıyı da kapat. Tamam. Merhaba Murat. Test sonucunu aldın mı? Yüzünün haline bakılırsa almışsın. Geç otur, geç otur. Bu durumda para meselesini konuşabiliriz artık yani... kızının masrafları için. Nasıl yapıyoruz? Yani parayı nakit mi verirsin? Hani ben öyle tercih ederim ama... hani 500 bin doları nasıl nakit vereceğim dersen banka hesabıma da... 500 bin doları unut.
Nasıl yani? 500 bin doları unut, öyle bir para yok. Vermeyeceğim diyorsun yani. Peki, sen bilirsin. Gayrimeşru bir kızın daha olduğunu herkes duysun, cümle alem öğrensin istiyorsan. Karın, ailen, sonra yeşim. Aa, asıl avukat Elmas Hanım. Kim öğrenirse öğrensin. Benim bu saatten sonra kimseden korkum yok, anladın mı? Ne Güzide, ne çocuklarım, ne yeşim. Kimseden çekinmiyorum. Ama Melis. Bak, sana 200 bin dolar veriyorum. İlk ve son teklifim. Ne? 200 mü? Parayı alıyorsun ve çekip gidiyorsun buradan. Kendi çocuğuna, öz evladına layık gördüğün para bu mu? Kendi canından, kanından olan. Pazarlık yok. Al, şurayı imzala. Bütün haklarından feragat edeceksin. Bu konu hakkında kimseye tek laf etmeyeceksin. Sen ve kızın bir daha karşıma çıkmayacaksınız. Tamam? O senin de kızın Murat. Hiç mi merak etmiyorsun? Bak, 3 dakika sana izin veriyorum. Sözleşmeyi sonra yırtarım. 5 kuruş da sana para vermem. Tamam mı? Süre başladı. Sen ne vicdansız, ne merhametsiz bir insansın. Kendi öz kızına... 2 dakikan kaldı. Bir dakika kaldı. İmzalıyor musun, imzalamıyor musun? Tamam. Tamam, imzalayacağım. Güzel. Önce para. Hesap numaranı ver. İmzala. Ya göndermezsen? Tamam mı? Güzel. İşimiz bittiyse hadi güle güle. Bir gün kızını görmek istersen... Güle güle dedim sana Nihal. Hadi çık git. Annesine ulaşmamızı isterseniz hemen harekete geçebiliriz. Ah, hesap hareketi. Nihayet ya. Tahiti'de bir hesabı varmış. Bank of Mario'dan Türkiye'deki bir hesabı 200 bin dolar göndermiş. Transfer yapılan hesap Ayşe Nihal Beslen adına. Bu kesin DNA raporuyla alakalı bir şey. Olabilir. Çocuğun annesine sus payı olarak 200 bin dolar mı verdin Tarık ya? Ne ucuz adam. Parana da bir türlü kıyamıyorsun. Özlem, Tarık bu hesabı kapatmadan hemen tedbir koyduralım. Tahiti'de kim var? Kimle çalışıyoruz biz? Kimse yok Elmas Hanım. Daha önce oraya hiç işimiz düşmedi. O zaman sen derhal uçağa atla ve git. Bu işi hemen halledelim. Tamamdır. Ticaret Bakanlığı'na başvuru dilekçesi yollanacak. Sabah yollarsınız. Tabii avukat hanım. Bir de 1-2 haftaya bilirkişi raporu çıkacaktır. Mutlaka onu da takip edin. Olur mu? Baş üstüne. Ha, bir de firmayı arayın. Gümrük evrağı yollayacaklardı bize. Onları bir hatırlatalım. Tabii efendim. Buyurun. Merhaba. Hoş geldin Elmas'cığım. Hoş bulduk. Gel otur, ne içersin? Ay Güzide'cim, hiçbir şey içmeyeyim. Sabahtan beri en az 10 kahve içmişimdir. Tamam peki, teşekkür ederiz. Hayrola? Neşen yerinde? Yeni bir gelişme mi var? 2 gelişme var. 2 yeni gelişme. Evet. İlkinin sayesinde diğerine ulaştık. Ama hemen söyleyeyim sana, ilk gelişme seni biraz şaşırtabilir. Bahra dair hiçbir şey beni artık şaşırtamaz. Peki.
Aa. Bu gerçek mi? Şaşıracaksın demiştim. Tarık Efendi'nin bir çocuğu daha oldu, ortaya çıktı. İnanmıyorum. Kim bu yani, kız mı erkek mi, ne bu? Araştırıyoruz. Güzide, ya bu Tarık çok feci bir adam. Sorma Elmas, sorma. Ama bu kadının da ondan aşağı kalır tarafı yok. Sus payı olarak 200 bin dolar istemiş. Ve de almış. Ne diyorsun? 200 bin dolar. Bu da ikinci gelişme. Tarık'ın kadına yaptığı havale sayesinde Tahiti'de bir banka hesabı olduğunu tespit ettik. Tahiti mi? Bloke ettiniz değil mi? Ekibim çalışıyor. Çok kolay olmayacak ama er ya da geç halledeceğiz onu da. Bu da çok işimize yarayacak mahkemede. Tarık'ın nesi var nesi yok hepsini alacağız. Vay Tarık vay. Zeyno, işin var mı? Yok hakim hanım, her şeyi hallettim. Bir yemek kaldı, onda Ümit abi sen karışma, ben gelince hallederim dedim. Tamam, eve gidip kitaplarımı alalım. Haber vermeden mi gidelim? Haber verelim, tamam. Zaten o kadın kilitleri değiştirmiştir. Öğrenelim. Arasana sen. Şu hale bak. Varlık içinde yokluk yaşıyoruz. Ama soran olursa malikanedeyiz. Aa, bir bu eksikti. Güzide, evi geri almak için arıyorsan hiç uğraşma. Ben Hakime Hanım'ın yardımcısı Zeynep. Hakime Hanım bugün kitaplarını almaya gelecek, ona haber vermek için aradım. Allah Allah. Şimdi mi? Evet, şimdi. Ya hayır dersem? Ya hayır dersem diyor Hakim Hanım. Onu mahvederim. Seni mahveder. Güzide arıyor, kitaplarını almaya geliyormuş. Vermeyeceğim. Niye? Sen mi okuyacaksın? Ay lüzumsuz şeyler işte, ver gitsin. Ya teyze, ben niye sürekli bu kadının istediği şeyleri yapıyorum ya? Dertsiz başına dert arama işim. Ver gitsin. Ay sen çok meraklısın da kitap okumaya. İyi. Tamam, gelin alın. Ama çabuk olun, ben evden çıkacağım. Senin olmana gerek yok. Yardımcın yok mu? O açsın kapıyı, yeter. Hı. Şart canım, şart. Sizin ne pislik yapacağınız hiç belli olmaz. Kapat. Tamam, hadi gidip alalım. Ne, bırakıp geliyorum. Tamam. Kitaplarını alacakmış Cadı Hanım. Al. 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 Sanki çok meraklıyız senin kitapları. Bir de hizmetçisini aratıyor ya. Ah Murat, ah. Boyun altında kalsın inşallah. Güzide'nin hizmetçisi var, benim hala yok. Yeşim. Ne yapıyorsun sen burada? Görüyorsun teyze. Ay sen niye zahmet ediyorsun? O kadar meraklıysa gelsin kendisi taşısın kitaplarını. Evime girmesini istemiyorum. Ay girsin, ne olacak? Bayılıyorsun hizmetçilik yapmaya. Sen de her şeye bir şey bul. Sen de boz benim moralimi, sen de. Zeyno gel. Sen benim kitaplarımı yakıyorsun. Nasıl? Nasıl? Sen bizim arabamızı yakarken iyiydi değil mi? Bak bakalım nasıl oluyormuş. Sen benim kitaplarımı nasıl yakarsın? Seni de bak, öyle yakmaz, böyle yanar, anladın mı? Gel böyle yanarım, gel. Ne yapıyorsun sen? Deli misin, divali misin? Yakacaksın arkasını. Bak, seni de parçalarım. Girin içeri. Manyak mısın sen ya? Girin içeri. Girin içeri. Manyak. Girin içeri. Zeyno, Zeyno tut.
Çabuk çabuk Zeynep çabuk. Şunları al, şunları al Zeynep, şunları al. Efendim güzide. Tarık! Tarık bak ne yapmış bak. Bak kitaplarımı yakmış görüyor musun? İyi olmuş. Eline sağlık. Sana kitaplarımı yakmış diyorum bak. Kitaplarına çok önem veriyorsan yanında götürseydin. Ya Yeşim'i bana şikayet edecek kadar küçüldün mü sen ya güzide? Ben kimseyi şikayet etmiyorum. Bunun hesabını soracağım size. Anladınız mı? Soracağım, bunun hesabını vereceksiniz bana. Duydun mu beni? Tarık! Celesici, Allah'ın belası. Zeynep, şunları da çek. Şu yanmamışları çek, çek şuradan, çek. Ben de seni mahvetmezsem ne olayım? Zehir edeceğim sana hayatı, zehir. O yaptığın her şeyi fitil fitil getireceğim senin burnundan. Gördün değil mi teyze nasıl bir manyak olduğunu, sen de anladın. Asıl manyak sensin. Kızım niye durduk yere deli üstüne sıçratıyorsun? Bir rahat dursana sen. Teyze sen ne diyorsun ya? Sen ne diyorsun? Kadın az daha saçlarımı yakıyordu, saçlarımı. Yeşim, senin amacın ne? Üzüm yemek mi, bağcıyı dövmek mi? Hani onu bir söyle de ona göre davranalım. İkisini de istiyorum. Olmaz. Niye olmasın? Gayet de güzel olacak, göreceksin. Yeşim. Teyze, bu kadına nasıl bir nefret duyduğumu anlamıyorsun sen, anlamıyorsun. Eğer bu kadın olmasaydı Murat benimle çoktan evlenmişti. O 20 milyon dolar da benimdi. Bağırma. Bu yüzden kazanamıyorsun işte. Dizginleyeceksin Yeşim. Öfkeni, nefretini, tüm duygularını dizginlemeyi bileceksin. Eğer kazanmak istiyorsan soğukkanlı olacaksın. Yakacaktı seni neredeyse ya. O kadına ne oldu peki? Kitapları yandı. Oh, bir daha olsa bir daha yaparım. Yeşim. Yeşim meşim deme bana teyze. O Murat'ın son kuruşuna kadar parasını alacağım. Hem de o karısını, çocuklarını süründüreceğim. Eğer benimleysen bu böyle olacak. Ha. Yok ben senin tarafında değilim diyorsan Antalya'ya dönebilirsin. Aptal. Deneyimlerimden yola çıkarak söylüyorum, bundan bir şey çıkmaz. Ama bu kadın benim o kadar çok canımı yaktı ki yanına kalsın istemiyorum. Haklısın. Bunlardan bir şey çıkmayabilir. Ama bu görüntüler ikisini de çok uğraştırır. Hem Tarık'ı hem Mintoni'yi. Güzel, uğraşsınlar. Bu Tarık Efendi böyle 8 cephede birden bir savaş versin bakalım, bir görelim. Ayrıca bundan bir şey çıkmaz diye kestirip atma. Ucu nereye varır bilmiyoruz. Bu görüntüler böyle obsesif, deli bir savcının eline geçerse didikler de didikler. Öyle bir tanıdığın var mı? Dur bakalım. Nezihe, Yeşim Deniz Eren'in Burcu Karaman'ı öldürdüğü iddiasıyla suç duyurusunda bulunuyoruz. Evet. Yalnız dosya herhangi bir savcının önüne gitmesin. İstanbul Adliyesi'nde Orçun Bey var, Orçun. Adana'dan yeni geldi. Heh, deli bir şey. Dosyanın onun önüne gitmesini sağlamamız lazım. Ona göre. Bana haber verin, tamam mı? Orçun Bey var ya, tam bir deli. Bildiğin obsesif, taktı mı takıyor. Bunları çok uğraştırır. Uğraşsın. Sana bir şey söyleyeceğim Elmas. Aa. Oltan Kaşifoğlu vurulmuş. Ben de onu söyleyecektim işte. Biz de oradaydık oğlumla. Ne? Ay. İknur teyzesi benim kızımın saçlarını mı örüyormuş? Evet anne, İknur teyzem saçımı örüyor. İknur teyze çok sıkma ama. Tamam bir tanem. Acımıyor değil mi? Acımıyor, iyi. Hmm. Çok güzel. Bak bakalım aynaya, güzel olmuş mu? Çok güzel olmuş. Teşekkür ederim. Gül öpeyim seni. Oh güle güle kullan bir tanem benim.
Ben de bakayım. Çok güzel olmuş. Hadi git oyun oyna. Yeşim. Bir konuşalım mı seninle? Biliyorum sen bana bozuldun. Yok bozulmadım teyze. Niye bozulayım? Yeşim sen beni buraya niye çağırdın? Teyze böyle böyle. Murat'ı idare edemiyorum. Gel başımda dur bana yol göster demedin mi? E tamam niye sözümü dinlemiyorsun o zaman? Bak tamam hocadan nefret ediyorsun anladım haklısın. Ama böyle olmaz. Sen duygularını hareket ediyorsun. Ben seni frenlemeye çalışıyorum kızım. Biliyorum teyze. Biliyorum ama yapım bu yani. Böyle biriyim. Bak o cadı çok tehlikeli bir kadın. Çok akıllı çünkü. Ne zaman duygularıyla hareket edecek, ne zaman akıllı davranacak çok iyi biliyor. Senin de bunu yapman lazım. Tam yeri gelecek, içinden geldiği gibi davranacaksın. Her zaman akıllı olmaz ama o zaman da iyi hesap edeceksin. Eğer ben böyle davranırsam karşı taraf bana ne yapar diye iyice bir düşüneceksin. Sen de bunu anlamıyorsun. O Güzide cadısı bana hiçbir şey yapamaz. Öyle bir gücü yok. Peki. Haklısın. Ama bir adım atmadan önce iyice bir düşün bence. Ya burayı bir şeyle mi doldursak ya da kırıp atsak mı? Çok çirkin bir şey. Sen bilirsin. İki tane ipekten mesaj gelmiş. Allah'ım lütfen. Lütfen bir tane Sezai'nin ipeği olsun. Abla. Hı? Hadi ben kaçtım. Günaydın. Dur nereye gidiyorsun sen? Sabah bir çıkıyorsun akşam geliyorsun. Akşam geç saat çıkıyorsun ondan sonra sabahın köründe geliyorsun. Ne oluyor Ümit? Hayrola? Bir şey oldu yok abla. Bir şey yok. Ümit. Abla, ben bir işe girdim. İşe mi girdin? Hı. Nerede? İşte bir kimya şirketinde. Deterjan falan yapıyorlar. Niye bana söylemiyorsun ya? Ne güzel bir haber bu. Niye bana söylemiyorsun? Ya ama düşük maaşlı abla ya. Ben başka bir yerle daha görüşüyorum. Orası olunca söyleyecektim sana. Olsun, olsun, olsun. Sonra geçersin oraya. Aha, öyle yapacağım zaten. Tamam. Tamam. Hadi görüşürüz o zaman. Tamam, hadi hayırlı işler. Tamam, sağ ol. Küçükmüş bunlar ya. 100 gramlık istedik, 30 gramı geçmez bu. Hay Allah'ım, müşteriyle kavga ettirecek beni. Ama yok, dur. Bence kahvaltı, Ümit Bey. Bakacaksın kendine. Açayı oynamaz. Bakayım. Teyze peynirleri kestin mi? Kestim, kestim. Zeytinyağını uzatır mısın bana? Ben zeytinin üzerine gezdirdim. Ver sen ver. Domatesin üstünde de gezdireyim azıcık. Anne çıktım. Tamam anneciğim, 5 dakika hazır olacak. Mintoni, bana kahvaltı getir. Ekmeği kızart. Yumurta kayısı kıvamı olacak. Çayı da demli koy biraz. Çok açım, çabuk ol. Kökünü ye. Gerizekalıya bak sanki uşağı var. Beyaz peyniri unutma, bir de yeşil zeytin. Ya sabır, ya sabır. Kimden mesaj? Ya reklam. Engelli engelli bitmiyor. Yo Murat bu saatte gelmez, hem anahtarı var. Geldim tamam. Teyze sen yumurtaya baksana. Öykü çok kaynayınca yemiyor. Tamam tamam. Öykücüğüm bak bakalım. Evet. Ne oluyor? Yeşim Deniz Eren. Burcu Karaman'ı öldürme suçlamasıyla sizi gözaltına alıyoruz. Buyurun gidelim.
istemedim. Bu kadın bana iftira atıyor. Teyze! Teyze Murat'ı ara, Murat'ı ara, gelsin beni karakoldan alsın. Gece de saat tut, akşam evden sonra fotoğraf atacağım. Nereye götürüyorsunuz memur bey? Memur. Hakime teyze. Öykücüğüm. Canımın içi. İyi misin? Öykücüğüm hadi gel canım, tanımadan insanlara sarılma. Hadi. Tanıyorum ben onu, Hakime teyzem o. Öykücüğüm hadi içeri bir tanem hadi. Yardım ol. Öykücüğüm. Hadi içeri gir, ben yine geleceğim, söz veriyorum. Ozan abini de getireceğim, Oylu abla da getireceğim, tamam mı? Gel ama, tamam mı? Tamam, söz veriyorum, önünü de kapa, hadi. Öykücüğüm, hadi. Çocuğa iyi bak. Hadi güzelim, hadi bir tanem. Buna da ne oluyorsa. En çok bu çocuğa üzülüyorum. Canım ya, sizi de ne çok seviyor, değil mi? Evet, seviyor. Biz de onu çok seviyoruz. Yalnız sen de yani aşk olsun. O deli savcıya dosya gitmiş ama bana söylemedin. Bir beklenti yaratmak istemedim. Bir terslik olur, bir şey olur. Ama yeni bir delil olmazsa hemen salıverilecek biliyorsun değil mi? Evet ama Tarık büyük bir sürpriz bekliyor. O sürprizleri tahmin edebiliyorum ama... Ben kimseyi öldürmedim sayın savcım. Güzide Yener Soy'un bana husumeti var. İftira atıyor. Ya ben niye öldüreyim Burcu'yu? Burcu Karaman senin görüntülerini Güzide Yenerso'ya vermiş. Kadın da seni rezil kepaze etmiş. Bence sağlam bir sebep. Alakası yok, ben cani miyim sayın savcı? Mobese kayıtların var. Kör noktaya çekiyorsun kadını. Kör nokta mı? Kör nokta ne demek, ben bilmiyorum ki öyle bir şey. Bununla neyi ispat edeceksiniz? Hiçbir şey ispat edemezsiniz. Sizin Burcu'yu ittiğiniz noktanın tam karşısında bir güvenlik firmasının bir kamerası daha var. Yok öyle bir kamera. Bu senin sesin değil mi? Hayır değil. Değil. Değil, benim sesimi taklit ettirmişler. Ha bir de bunun için çaba sarf etmişler. Sırf seni katil göstermek için öyle mi? Ben yemin ediyorum suçsuzum sayın savcım. Yemin ederim ben kimseyi öldürmedim. Yemin ederim ki. Ağlama boşuna. Gel. Sayın savcım müsaadenizle. Murat. Murat, Güzide bana iftira atmış, Burcu'yu öldürdüğümü söylemiş. Sen kimsin? Eşim. Avukatıyım. Müvekkiliniz hakkında isnat edilen suç hakkında bir bilginiz var mı? Evet sayın savcım, sanırım Burcu Karaman'ın ölümüyle ilgili olduğunu biliyorum. Orada bir yanlış anlaşılma var. Eski eşimin husumeti dolayısıyla... Eski eşin mi? Güzide Yenersoy ne zamandan beri senin eski eşin? Ha, boşanma davanız devam etmiyor mu? Evet, o da var sayın savcım. Fakat eşimle fiili olarak aramızda uzun zamandan beri bir münasebet kalmadığı için... ...zannediyorum Yeşim Hanım'ı mahkemeye sevk edeceksiniz. Eğer serbest bırakırsanız müteşekkir kalırım efendim. İlk duruşmaya da kendi elimle getireceğim avukatı olarak. Bununla neyi ispat edeceksiniz? Hiçbir şey ispat edemezsiniz. Sizin Burcu'yu ittiğiniz noktanın tam karşısında bir güvenlik firmasının bir kamerası daha var. Yok öyle bir kamera. Uydurmayın. Buna ne diyeceksiniz avukat bey? Murat lütfen bir şey yap. Murat hapis mi yatacağım? Öykün ol bırak Murat lütfen. Bir şey yap. Of, her dakika bir dert. Her dakika bir şey çıkarıyorsun eşin. Of, of. Hanımlar, size yeni arkadaş getirdim. Allah kurtarsın. Allah kurtarsın. Sağ olun, Allah razı olsun. Şuradaki yatak boş, orada yatarsın. Çarşaf? Otel mi kızım burası? Ne çarşafı? Ziyaretçine söylersin getirir. Kıyafet falan da getirsin. Epeyce buradasın. Bir tek bunlarla olmaz. Epeyce mi? Niye epeyce burada olayım? Yarın çıkacağım ben, benim kocam avukat. Benimki de diplomat. Benimki de belediye başkanı. Benimki de başbakan. Ne gülüyorsunuz be? Ne gülüyorsunuz? İftiraya uğradım ben. Biz de iftiraya uğradık. Aranızda iftiraya uğramayan var mı bacılar? Ya. Duydun mu? Hepsi iftiraya uğramış. Ama yazık.
Bir yastık atın şunu. Ne işin var senin burada? Otur. Çıkacağım ben. Otur! Hatırladın mı? Yaktığın kitaplarımdan bir tanesi. Oku diye getirdim. Oku ki başına neler geleceğini öğren. Bununla mı korkutacaksın beni? Yok canım, niye korkutayım seni? Sen zaten korkuyorsun. Korkman da gerekir. Katil oldun çünkü. Ne istiyorsun? Evini geri mi istiyorsun? Yok. Hayır, onu zaten sana söylemem. Onu gelip alacağım. Kocanı? Kocanı da geri vereyim istersen. Yok, hayır, yok. Onu istemem. O sende kalsın. Sana daha çok yakışıyor. Şimdi iki şey söyleyeceğim sana. Kitaplarımı yakarken çok mutluydun ya, gülüyordun. Son gülüşün olacak. Eğer benimle uğraşmaya devam edersen, hayatını karartacağım senin. Bu birincisi. İkincisi, aptal olma. Düşmanım ben değilim, Tarık. Onunla uğraş. Bunları mı söylemeye geldin? Bunları söylemeye, bir de şu sefil halini görmeye. Oku. Allah kurtarsın. Teşekkür ederim. Murat. Görüyor musun güzide cadısını yaptığını? Halini görmeye gelmiş, bir de bana bunu getirmiş. Ne yapıyorsun ya? Sana rahat dur dedim değil mi Yeşim? Abuk sabuk şeyler yapıyorsun. Güzide'nin kitaplarını yakmakla eline ne geçti? Sen beni hiç anlamıyorsun değil mi? Hiç anlamıyorsun. Neyi anlamıyorum? Ağrıma gidiyor ya. Ağrıma gidiyor. Bir kadın olarak Güzide'nin varlığı ağrıma gidiyor. Saçmalama Yeşim. Ben sadece senin karın olmak istedim. Sadece. Seni deli gibi sevdim. Senden çocuk yaptım ama o Güzide'nin yerini tutamıyorum. Kimin yerinden bahsediyorsun ya? Güzide benim için bitti. Eskiden Güzide'nin olduğu yerde ben yokum, hala yokum. Neden Murat, neden? Tamam, yeter. Bak, eskisi gibi olsan her şey düzelecek ama... Ben de çok istiyorum, söz veriyorum, gayret edeceğim. Ben seni ilk günkü gibi seveceğim ama ne olur sen de beni öyle sev. Bak, tamam. Girerken çantamı aldılar. Onu alalım çıkalım, tamam mı? Çıkamazsın Yeşim. Ne demek çıkamazsın? Sen beni çıkarmaya gelmedin mi? Öyle kolay değil. Bak, savcı da delinin teki çıktı zaten.
Murat ne diyorsun sen ya? Ben burada o manyak kadınlar arasında kalamam. Lütfen Murat. Öyle ki ben sizi ne yapar lütfen. Yapacak bir şey yok Yeşim. İlk duruşmaya kadar burada kalacaksın. Hayır Murat hayır lütfen. Lütfen lütfen beni bırakma ne olursun. Burada kalacaksın ilk duruşmaya kadar. Hadi ben gidiyorum. Efendim Korkmaz. Abi merhabalar. Bugün saat 2'de yönetim kurulu toplantısı var biliyorsun. Konular da belli. Biliyorum, biliyorum Korkmaz. Siz yapsanız bana ihtiyaç var mı? Yani rutin yönetim kurulu toplantısı. Karşıdan ta kalkıp buralara gelemem dersen benim için fark etmez. Korkmaz siz yapın ya toplantıyı. Ben gelmeyeyim tamam mı? Sen bana sonra tutanağı karar defterlerini falan gönder. İmzalarım ben onu tamam mı? Tamam abi. Anlaştık görüşmek üzere. Hadi kolay gelsin. İşi artık böyle evden mi yönetiyorsun? Ya şirket tasfiye sürecinde biliyorsun. Gitmeme gerek kalmıyor. Çoğu zaman uzaktan kontrol ediyorum. İşte ekip de iyi. Güzel. Yani ekibine güveniyorsan iyi. Yani şu ana kadar böyle güvenimi sarsacak bir şey yapmadılar. Artık tüm cephelerden saldırıya geçeceğim. Tek cephe falan değil Korkmaz. Niye uğradığını şaşıracak. Yani ben insan gibi ayrılalım dedikçe tepeme çıkıyor. Çok haklısın abi. Gerçekten çok doğrusun. Çocukları da aleyhime dolduruyor. İkisi de düşman oldu bana. Ya onlar benim de çocuklarım değil mi? Doğru, doğru durdu abi. Bu Elmas denen kadını nasıl bertaraf etmeyi düşünüyorsun? O Elmas denen kadını paraya boğsam 2 dakikada yanıma geçer ama... elin kadınına niye para vereyim? Çok doğru abi. Gir. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Babanla Sezai tanıştırmıştı beni. Ondan sonra iş yapmaya başladık işte. Nasıl? Sağlığı iyi mi? Çok şükür abi. Torunlar falan işte. Torunlar falan. Çocuk vardı değil mi sende 2 tane? 2 tane ellerinden öper abi. 3.'ü bekliyoruz. Bu hayat gailesi. Her şey onlar için. Değil mi ama? Haklısın. Her şey onlar için. Sezai, ben senin izin olmadan seninle ilgili bir şey yaptım. Şeyi hatırlıyor musun? Bizim sınıf arkadaşımız vardı, Namık. Hani o da şairdi. Aha. O şimdi Kanada'da, konsoloslukta iyi bir mevkide. Senin adına bir şey istemiştim de. Sen oku Güzde. Neyse o. Tamam. Merhaba Güzde Hanım. Mailiniz beni çok şaşırttı. Evet ben Ali Sezai Okuyan'ın kızıyım. Babamla uzun süredir görüşmüyorum. Umarım sağlığı iyidir. Bana yazma nedeninizi öğrenirsem memnun olurum. İyi günler. İpek Carter. Sen de şu dosyalara bir göz at istersen. İhracat belgesi değil mi? Güzel. Mal Brüksel'e gidiyor değil mi Korkmaz? Aynen öyle abi. Direkt Interpol'ün kucağına veriyoruz.
Rıza. Sezai. Sevinmedin mi Allah aşkına? İpek yazmış. Güzide hala nefret ediyor benden bu kız. Hayır. İpek'in nefreti yerli yerinde duruyor. Burada öyle bir şey yok. Ama görmüyor musun ifadesini? Sağlığı yerindedir umarım diyor. Yani sadece sağ mıyım, ölü müyüm onu merak etmiş. Ay yapma Sezai. Yaşayıp yaşamadığını öğrenmesi bu çağda 2 saniye sürer. İnternette yazar öğrenir. Burada çok incelikli bir şey var. Umutlu bir şey bu. Seni merak ediyor, iletişim kurmaya çalışıyor. Hazırladın mı canım? Buyurun kadın. Teşekkür ederim. Şimdi bunları lütfen okuyun ve imzalayın. İhale sürecini başlatalım. Buyurun. Evet, tamamdır avukat hanım. Çok teşekkür ederim. Buyurun. Ne diyorsunuz avukat hanım? Sizce bu ihaleyi alabilir miyiz? İhaleye katılan şirketleri tanımıyorum. Ama tanısam da zaten bir bilgi veremem. Etik değil. Kusura bakmayın. Doğru, haklısınız. İşin günahı da sevabı da bizim artık. Hayırlısı olsun. Ben süreci takip edeceğim. Merak etmeyin. Zaten sık sık da görüşürüz. Memnuniyetle. Tekrar görüşmek üzere. Teşekkürler. İyi günler. İyi günler. Canan. Hayatım bunu al, dosyaya koy. Bir de bana kahve yapar mısın? Hemen efendim. Efendim. İyi günler. Avukat Güzide Özgüder'le mi görüşüyorum acaba? Evet, buyurun. Güzide Hanım selamlar. Ben Alaaddin İsmet Gürpınar. Petromol AŞ'nin icra kurulu başkanıyım. Sizinle bir görüşme yapmak isteriz. Hangi konu hakkında? Hukuk departmanı hakkında. Zahmet olmazsa merkezimize buyurur musunuz? Zeynur, sen beni burada bekle olur mu biraz? Tamam hakim hanım. Gel. Güzide Özgüder geldi efendim. Alın içeri. İsmet Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun oturun. Teşekkürler. Nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Hemen konuya giriyorum. Buyurun. Yıllardır hukuk müşavirliğimizi yapan Tahsin abimizi geçen ay kaybettik. Ölüm başınız sağ olsun. Sağ olun. Yeni bir hukuk müşaviri arayışına girdik. Sizin de hukuk camiasında iyi bir ününüz var. Bu nedenle sizinle de görüşmeyi arzu ettik. İyi bir ün. Siz herhalde meslekten neden atıldığımı bilmiyorsunuz. Yo yo, biliyorum Güzide Hanım. Ben sizin büyük bir komploya kurban gittiğinizi düşünüyorum. Dolayısıyla hakimliği bırakıp avukatlığa geçmeniz bizim için büyük bir şans. Sizinle çalışmayı çok istiyoruz. Çok teşekkür ederim. Aynı duygularla, yani eğer tabii şartlar uygun olursa neden olmasın? Bir ihaleyle başlayalım istedik. Hukuk departmanımız bir şartname hazırladı. Bir göz gezdirin. Sizin önerileriniz bizim için çok önemli. Demir çelik işletmeleri, yeni haddehane, bina inşası ihalesi anladım. Evet. Evet, büyük bir iş. Evet ama ben bu işi alamam. Neden? Çünkü benim bir müvekkilim bu ihaleye katılacak. Şimdi çıkar çatışması olur. O yüzden ben size yardımcı olamayacağım. Öyle mi? Şimdi müvekkilinizin ismini de vermezsiniz tabii. Tabii vermem. Ama bunu öğrenmemiz zor olmaz biliyorsunuz. Mutlaka.
Mutlaka öğrenirsiniz ama ben söylemem. Peki, müsaadenizle çok memnun oldum. Güzdem. Buyurun. Büyük bir fırsatı kaçırdığınızın farkında mısınız? Anlamadım, ne fırsatı? İhaleye girecek müvekkiliniz Salih Bey, Mana Holding. Siz bize Mana Holding'in ihale bilgilerini verin, biz de size izi sürülemeyecek 500 bin dolar verelim. Siz bana nasıl böyle bir teklifte bulunabilirsiniz? Güzde Hanım, bu dürüstlük oyunlarını bir kenara bırakalım. Siz davasını satmış eski bir hakimsiniz. Gelin anlaşalım. Siz de kazanın, biz de kazanalım. Bana bak! Bana bak! Sen beni kendin gibi şerefsiz mi sandın? Terbiyesiz! Voltan Kaşifoğlu ile nasıl anlaştınız? Bana bak, arkamdan konuşma! Biz değilim. Zekalılar. Utanmaz herif. Adam gözümün içine baka baka bana davayı sattığınızdan haberimiz var dedi. Tamam yani Oltan'ın davasını sattım, kabul ediyorum. Zaten o lekeyle yaşıyorum. Hayatım, evladın için yaptın bunu. Elinden gelen en iyisini yaptın. Üzülme artık. Nasıl üzülmeyeyim Nazan ya? Adım lekelendi. Benim adım şimdi o sahtekarların, o dolandırıcıların adıyla yan yana anılıyor. Nasıl üzülmeyeyim arkadaşım ya? Buna katlanmak gerçekten çok zor Nazan. Biliyorum, biliyorum. Haklısın. Ben daha fazla konuşup senin canını da sıkmak istemiyorum artık. Şunu söyle bakayım. Yeşim ne oldu? Hala içeride mi? Ha, cezaevinde. Sevgilisini çıkartamamış mı içeriden Tarık Efendi? Savcı bırakmamış. Ben en çok Öykü'ye üzülüyorum. O kadar mahzunlaştı ki sana anlatamam. Yani şeytan diyor ki git al o çocuğu. Getir eve. Hayır, 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 hayır. Aa, delirdin mi sen? Hayır Güzide. Haklısın ama hayır. Evet, evet, tabii biliyorum, biliyorum. Tabii. Efendim Canan. Avukat hanım, barodan arıyorlar sizi. Çok önemliymiş. Tamam. Bağla. Alo, iyi günler. Ben avukat Güzide Özgüder. Buyurun. Güzide hanım, Kemal ben. Kemal Coşkulu, baro başkan yardımcısı. Buyurun Kemal Bey. Sizinle görüşmemiz gereken çok önemli bir konu var. Tamam, buyurun dinliyorum. Yüz yüze görüşsek iyi olur. Yüz yüze mi? Bir saat sonra olabilir mi? Tabii olur. Kemal Bey, yani konunun ne olduğunu öğrenebilir miyim? Ona göre bir hazırlık yapmam gerekirse. Lütfen yüz yüze konuşalım avukat hanım. Kemal Bey, şimdi siz bana müvekkilimin ticari sırlarını ifşa etmekle ilgili suçlandığımı mı söylüyorsunuz? Maalesef şikayet dilekçesinde böyle yazıyor. Ama bu mümkün değil. Ben kimsenin sırrını vermedim. Etik olarak kimseye vermem zaten. Bakın, müvekkiliniz olan Mansay Holding'in ihale teklifindeki miktarları rakip firmaya verdiğiniz iddia ediliyor. Ben Mansay'ın ihale teklifini hazırladım. Evet. İhale sonucu burada. Bu sizin hazırlamış olduğunuz 170 milyon 450 bin küsür dolarlık teklif. Evet. Bu da rakip firma Pedromol Holding'in 170 milyon 420 bin küsürlük ihale teklifi. Arada 30 bin dolar kadar küçük bir fark var. Böylesine 100 milyonlarca dolarlık bir ihalede bu kadar küçük rakamın dikkat çekmesi ve şüphe uyandırması çok normal. Sanki karşı taraf rakip firmanın fiyatını görmüş de ona göre bir fiyat vermiş gibi oluyor. Anlıyorum sizi ama yani bu bir rastlantı olmalı. Ya da ne bileyim ben, belki de birilerinden öğrendiler. Keşke o kadar kolay olabilse. Bakın, bir de bunlar var. Siz rakip firma Pedromol'a girerken burada rakip firmaya müvekkilinizin teklifini sunarken görüntülenmişsiniz. Kısaca siz rakip firmada
bu şekilde görüntülenmişsiniz. Ben Pedro Mol'e gittim, kabul ediyorum. Ama verdiğim kağıt o değil, başka bir şey verdim ben. Yani bu gerçekten tuzak olmalı, bu tuzak. Tuzak olup olmadığını bilemem avukat hanım ama... ortada çok çok ciddi bir itham var, farkındasınız. Disiplin kurulu haftaya toplanacak ve sizin hakkınızda bir kararı varacak. Merhaba. Tarık Bey'le görüşecektim. Ben kız kardeşiyim. Tansel. Tarık Bey İsmet Beylerle yemekte. Hangi İsmet Bey? Pedro Mol İsmet Bey mi? Evet, Salih Bey, İsmet Bey, Tarık Bey üçü yemeğe çıktılar. Nereye gittiler? Sürpriz yapmak istiyorum da abime. İyi çıkardınız gerçekten. Teşekkürler Tarık'cığım. Hadi sağlığınıza. Hadi bunu açarız. İşbirliğimize. İşbirliğimize. Yalnız ben Güzide Hanım'a şaşırdım. Neyine şaşırdın? Bu kadar çabuk düşmesin. Hani biraz daha uyanık olur diye bekliyordum ama hemen yedi ya. O Tarık'ın ince zekasından Salih. Öyle bir plan yaptı ki kim olsa yerdi. Eyvallah. Harbiden yerdi ama. Eyvallah canım. Hadi sağlığınızla Tarık'cığım. Dur ya, kafayı buldu zaten. Sağlığınızla. Baro başlatmış mı soruşturmayı? Çoktan canım, tabii ki. Ya Tarık, sen de az değilsin ama senden korkulur yemin ediyorum bak. Sen de benden aşağı değilsin. Senin eline su dökemeyiz. Değil mi İsmet? Kesinlikle. Çok iyi oldu, çok. Sağ ol canım. Teşekkür ederim. Afiyet. Öyle işte. Tarık yine tuzağa düşürdü beni. Tamam. Kötü bir şey olmuş ama yani hemen şey yapma. O iki adam. Salih'le İsmet değil mi? İsmet daha da evet. Tarık'ın müvekkili. Öyle. Nereden biliyorsun? Şüphelendim çünkü. Yani tuzak olmasından şüphelendim. Tarık'ın bürosunu aradım, sekreteriyle konuştum. Nerede Tarık dedim. O iki adamın adını verdi, yemeğe çıkmışlar. Ya, dur bakalım, daha ortada hiçbir şey yok. Belki de disiplin senin lehine karar verecek. Olamaz mı ya? Önce rüşvetçi hakim. Şimdi de müvekkilini satan avukat. Tarık'a yetmiyor. Yetmiyor. Yatacak yeri yok yemin ediyorum. Ah canım benim. Canım. Sıkma canım. Ha? Üzme kendini. Tamam. Tamam. Oli, ne yapıyorsun? İşe çok geç kaldım ya. Niye? Sen şef değil misin? İstediğin zaman gidersin işe. O iş öyle olmuyor Ölüm Hanım. O zaman sen Oltan'dan aferin almak için gitmiyorsun o iş yerine. Yani bir açığını bulmaya çalışıyorsun. Unutmuyorsun değil mi? Kızım kötü çalışayım da adam beni kapının önüne mi koysun? Ha? Açığını bulma şansımı da kaybedeyim. Tamam, onu da demiyorum da yani. Neyse. Buldun mu bir şeyler? Buldum. Buldum da benim daha büyük bir şey yakalamam lazım. Neyse, sen ne yapacaksın? Evdeyim. Ders çalışırım herhalde yani. Ne yapacağım başka? Hadi yürü. Hadi.
Ozan, Ozan. Ne oldu? Kötü bir şey mi var? Ya bu ne? Ya yine ya yeter, bu ne? Şuna bak. Ne bu ya? Rüşvet aldığı için hakimlikten asılan Güzide Özgüder Yenersoy yeni bir skandallı gündeme geldi. Para yemeye doymayan eski hakiminin bu kez de müvekkilinin bilgilerini sattığı öğrenildi. Baronun hakkında soruşturma açtığı Güzide Özgüder Yenersoy'un avukatlık ruhsatını kaybetmesine kesin gözüyle bakıldı. Ne yapacaksın peki? Valla Elmas'a bırakacağım, o halletsin. Evet, şu anda canlı yayındasınız. Pedromol Anonim Şirketi'nin önündeyiz gördüğünüz gibi. Az sonra icra kurulu başkanı İsmet Gürpınar'ın odasına çıkacağım. Lütfen izlemeye devam edin. İyi günler. İyi günler. Ben İsmet Bey'le görüşecektim, avukatıyım. Hoş geldiniz, buyurun. Üçüncü kat. Teşekkür ederim. Şu anda İsmet Gürpınar'ın odasına doğru çıkıyorum. Avukat hanım, bir dakika, randevunuz yok. Kusura bakmayın, bugün randevusuz gireceğim. Avukat hanım, hayır. Kusura bakmayın. Güzide hanım. İyi günler İsmet Bey. İsmet Bey, kusura bakmayın, engel oldum. Ne oldu İsmet Bey? Beni görünce niye şaşırdınız? Yoksa şikayetiniz üzere barodan atıldığımı falan mı düşünüyordunuz? Ne oluyor? Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Şimdi siz bana sormayacaksınız. Ben size soru soracağım. Tarık Yenersoy'un müvekkili misiniz? Siz ve Salih Tamgör, o ihale şartnamesini aldığınız adam. İkiniz de onun müvekkilisiniz değil mi? Ne? Çok bana saçma. Bir kumpas kurdunuz değil mi? Güzide Hanım, bir yanlış anlaşma var. Lütfen oturun, kapatın şu telefonu, güzel güzel konuşalım, davamızı geri alalım. Vallahi siz davayı geri alırsınız, almazsınız, bu beni hiç ilgilendirmiyor. Ama ben sizi savcılığa şikayet edeceğim. Sizin hakkınızda suç duyurusunda bulunacağım. Lütfen telefonu kapatır mısınız? Şu anda Pedromol Anonim Şirketi İcra Kurulu Başkanı'nın odasındayız. Bu odada bana rüşvet teklif edildi. İsmet Bey tarafından rüşvet teklif edildi. Sebebi de müvekkilimin sırlarını ifşa etmem karşılığında tam 500 bin dolar teklif edildi. Ne? Rüşvet mi? Yok öyle bir şey. Duyuyor musunuz? Baro Başkan Yardımcısı Kemal Bey, duyuyor musunuz? Rüşvet teklif edildi diyorum size. Ayrıca bu adamın Tarık Yenersoy'un ve Salih Tamgör'ün birlikte oldukları fotoğrafı ben size yolladım. Rica ediyorum, incelemeye alınız. Lütfen telefonu kapatıp çıkar mısınız? Şu anda canlı yayındayız İsmet Bey. Ve 2000 kişi bizi seyrediyor. Baro Başkan Yardımcısı da buna dahil. İtiraf edecek misiniz? Yok öyle bir şey. Lütfen şu telefonu kapatır mısınız? İtiraf edecek misiniz? Abi ne yapıyorsun, ne izliyorsun? Bana bu odada 500 bin dolar teklif ettiğinizi itiraf edecek misiniz? Güzide Hanım değil mi bu? Bunu söylediğinizi itiraf edin. Yok öyle bir şey. Lütfen telefonu kapatın. Çıkar mısınız? Güvenliği çağırır mısınız? Gördüğünüz gibi beni güvenlikle dışarı atmaya çalışıyorlar. Lütfen alın, çıkartın kadını. Benim sorularıma cevap vereceksiniz önce. Bir avukata kumpas kurdunuz. Hanımefendi. Dokunmayın bana. Bir avukata kumpas kurduğunuz için bunu size ödeteceğim. Sizi yakacağım. Ya yürü be Güzide teyze be. Yürü ya, kim tutar seni be? Vay be. Helal olsun. Ya gurur duyuyorum Moze. Şunları yapan kadın bizim annemiz ya. Delireceğim. Cesur yürek ya. Böyle bir kadın yok. Vay be. Güzide'ye bak. 40 yıl düşünsen böyle bir şey yapacağı aklıma gelmez. Tarık Yenersoy çileden çıkarttı. Ne yapsın kadın? Anladınız mı? Patronunuzun kim olduğunu bilin. Kumpasçının bilin. Ozan, adam anneme saldırıyor ya Ozan. Annemin kılına dokunurlarsa var, yakarım o şirketi. Nerede bu şirket? Oğlum, nerede bu şirket? Dur, dur bir dakika. Görüntü git. Geldi, geldi. Bir dakika dur. Tamam, dokunmayın bana. Dokunmayın. Dokunmayın. İyi annem. Bir şey yok. Çıkıyor hatta şimdi. Hadi kapatıyorum ben. Merak etme, iyi iyi. Evet. Şunu unutmayın. Adalet her zaman haklının yanındadır. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Anne ya. Hakime Hanım,
Harikaydınız. Oldu mu? Evet, süper oldu ya. Kaç kişi izledi? Ya sizin yayını açtığınız 600 küsur falandı. Sonra siz konuşmaya başlayınca 1000'e çıktı. Ama işte güvenlikçiler sizi iteleyince böyle 4000'den fazla oldu yani. Ay, yayılsın. Yalnız size bir şey yapacaklar diye çok korktum ben. Yok canım, ne yapacaklar bana? Ay dur, Ozan arıyor. Efendim Ozan? Anne sen ne yaptın ya? Ay hiçbir şey yapmadım, iyi yaptım işte. İyi yaptın da. O adamlar sana bir şey yapacaklar diye öldüm anne korkudan. Ya ne yapacaklar bana Ozan Allah aşkına? Bana babam bir şey yapamamış. Bunlar mı bir şey yapabilecek? Yalnız ben şimdi gidiyorum o şirkete. O heriflerin ağzını burnunu kıracağım. Hayır hayır Ozan. Anne seni itip kalktılar. Ozan hayır dedim lütfen Ozan. Ya adamlar suçlu. Suçlu olmasalar beni böyle apar topar atarlar mı dışarı? Ozan Nazan arıyor. Kapat hadi. Akşam konuşuruz. Kapat kapat. Tamam. Tamam anne görüşürüz. Alo, Nazo, seyrettin mi? Evet. Evet, evet. Ya müthiş bir kadın bu Güzide teyze ya. Bak vallahi billahi müthiş bir kadın. Şu saatten sonra en büyük fanıyım ben, onu söyleyeyim yani. Ama bence sen oylumdan uzak dur. Bak şimdi. Ben niye uzak duruyorum oylumdan ya? Oğlum baksana annesi koskoca Güzide Hanım. Yemin ederim en ufak bir yanlışında duman eder bu kadın seni. İyi işte. Ben de en ufak bir yanlış yapmam yani abla. Sen? Ha. Yaparsın ya. Ufak tefek bile olsa yaparsın. Yapmam yapmam. Ya yaparsam da kessin cezamı ya Güzide teyzem. Neyse cezam yatmaya hazırım ben yani. İlle de bir yanlış yaparım diyorsun yani. Şimdi şöyle. Benim için doğru olan Güzide teyze için yanlış olabilir. Onu bilmem. Ama ben yapacağımı yaparım. Hoş geldin canım. Seni bir kere öpmek yetmez. Şöyle kocaman sarılmalıyım. Bu şahane yayının için. Canım benim. Gel geç. Gerçekten müthişti canlı yayının. Tekrar hoş geldiniz. Bir şey içer misiniz Elmas Hanım? Senin çayın çok güzel oluyor. Çay getirsen çay içerim. Tabii. Zeyno kekten de. Olur. Bu arada. Canım. Savcılığa suç duyurusu Tarık Yenersoy ve şürekası hakkında birleşip sana kumpas kurduklarına dair. Tamam ama yani bu çok yeterli değil biliyorsun değil mi? Biliyorum ama olsun biz ona uğraştıralım. Onu dosyaya boğalım davada. Bence ne yapalım biliyor musun? Bence baroya başvuralım bu ruhsatın iptali için. Çok haklısın, çok çok iyi fikir. Hemen Nezihe'ye yazayım ben. Yaz hayatım. Ben de sana bak ne göstereceğim. Yolladım. Aa. Yeterli değil tabii ama. Nereden buldun bunu? Ben bürosunu aramıştım Tarık'ın da. Sekreteri üçü yemeğe gitti dedi. Hı. Bir adam yolladım fotoğraflarını çeksin diye. İnanamıyorum. Ha, müthişsin. Tabii ki işimize yarar. Bence kumpasın belgesi. Yok yok o kadar değil hayır yani itiraz edeceklerdir buna. Hı. Yani şey diyecekler rastlantı falan diyecekler. Olsun maksat şüphe yaratmak. Uğraştırıp durmak. Ben seviyorum onu böyle dosyalarla meşgul etmeyi. Ah geldi. Beyefendi bir dakika böyle giremezsiniz. Girdim bile. Nasılsınız Güzide Hanım? Özür dilerim avukat hanım. Mani olmaya çalıştım ama. Tamam kızım. Çık dışarı sen merak etme. Ne oluyor hayrola? Odamı basmalar falan? Haşa ne basması Güzide Hanım? İadeyi ziyaret yapalım dedik. Üstelik benim elimde kamera da yok. Tamam uzatmayın çıkın dışarı. Canım iki çift laf edelim. Benim sizinle konuşacak bir şeyim yok beyefendi. Ama benim var. Bakın Güzide Hanım. Birbirimize karşılıklı yanlışlar yaptık. Karşılıklı? Biz Tarık'ın gazına geldik. Sizi çok zor duruma düşürdük. Eyvallah. Ama siz de baroya şikayetler, savcıya dilekçeler... Bizi oldukça zor durumda bıraktınız. Şirketlerimizin itibarı sarsıldı. Ne yapacaktım kardeşim? Bana kumpas kurmuşsunuz, susacak mıydım? Bakın Güzide Hanım, siz beni pek tanımazsınız. Doğru. Ben sizi pek tanımam. Ama ben sizin gibi adamları çok iyi tanırım. Şikayetinizi geri çekin, sulh olalım. Yoksa başınıza gelecekleri tahmin bile edemezsiniz. Ne yapıyorsunuz siz? Beni tehdit mi ediyorsunuz?
Güzide Hanım. Beni tehdit mi ediyorsunuz? Benim gözüm korkmaz. Gidin Tarık'a sorun. Ben korkmam, anladın mı? Çık dışarı. Peki. Sen bilirsin. Kızım neredesin ama ya? Kapıda kaldık resmen. Nasıl? İyi tamam, hadi. Bekliyoruz Hatice'm. Hatice'm kalacakmış. Yok yok, kapıda hemşire geliyormuş. 15 dakika sürer onun gelmesi. Senin bu Murat'ta da ne inat varmış ama ya. Nuh diyor, peygamber demiyor ya. Dedirteceğim deme bana, sakın. Ne yapalım teyze? Ne yapacağız? Sineye mi çekelim? Hayır, zamanını bekleyeceğiz, göstereceğiz ona gününü. Yavaş yavaş, sakin sakin. Arkadan arkadan. Hadi bakalım. Ay, evladım gelmiş. Gel. Ay, nerede kaldın ama ya? Kapıda kaldın. Yeşim abla, nasılsın? İyiyim güzelim benim. Sen nasılsın? Ay, ben de iyiyim. Ne kadar özledim seni. Ay, ben de çok özledim. Hadi hadi, kapıyı açayım. Hadi gelin, ayaklarıma gelin. Kara sular indiriyorum. Çok beklediniz mi? Oh. Yok yok. Ver, ben taşıyayım. Hadi sen geç, ben alırım. Geç, İyi, geç, tamam, geç. Tamam, hayır, bana. Ha, bunu da ver. Hadi sen de çık artık, geç kalma. Tamam, iyi akşamlar okurum. İyi akşamlar. Geldi mi Zeyno? Geldim Hakim Hanım, kapıdayım. Tamam, iniyorum. Beğendiğim biri var. Pedromol Anonim Şirketi İcra Kurulu Başkanı İsmet Gürpınar. Ya adam bugün hatta güpe gündüz gelip büromu bastı. Tehdit falan etti beni. Ondan şüpheleniyorum. Zeyno, iyi misin? İyiyim Hakim Hanım. Biz gidebilir miyiz? Tabii tabii. Sizi evinize bırakalım. Aracınıza da emniyetin garajına çektirdik. Başka soracaklarımız olursa rica ederiz, ilçe emniyetine gelirsiniz. Tamam, öyle olsun. Teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Gel kuzum. Ay. Zeyno, çok korktum. Kuzum. Çok korktum. İyisin değil mi? İyiyim Hakim Hanım. Acımıyor değil mi çocuğun? Yok, çok iyiyim. Allah'ım yarabbim ya. Hakim Hanım, ben sofrayı hazırlayayım mı? Hayır kızım, ne sofrası, Allah aşkına dinlen. Tamam, bırak, sonra hallederiz onu. Abla, bir lahana dolma sarmışım. Vallahi parmaklarınızı... Zeyno abicim, senin boynuna ne oldu? Abla, ne bu haliniz? Ah, sorma Ümit, sorma. Aa, pardon, pardon canım, bir saniye. Efendim anne. Ne? Efendim anne. Alo. Oğlum neredesin çocuğum? Selin'deyim. Tamam, bak şimdi panik olma lütfen. Haberlerde falan görürsün. Biri bize ateş açtı kızım. Ne?
Ne demek ateş açtın, ne demek? Kızım, korkacak bir şey yok. İyiyiz çok şükür. Ya ben de bilmiyorum ne olduğunu zaten. Ben bürodan çıkıyordum. Zeyno da arabanın önünde bekliyordu. Tam arabaya binecekken motosikletli bir adam ateş açtı. Oğlum, ne oluyor? Ne ateşi? İyisin değil mi sen? Sen neredesin? Nereye geçtiniz şimdi? Biz eve geldik. Evdeyiz şu anda. Lütfen sen de hemen eve gel. Evde olmanızı istiyorum oğlum. Tamam. Tamam anneciğim, geliyorum. Tamam, merak etme. Zeyno, Allah aşkına ya. Fıldır fıldır dolaşıp durma. Otur şuraya biraz. Gerçekten iyiyim Hakim Hanım. Bir şeyim yok. Ne iyisi. Bırak gözünü seveyim ya. Zeynep, otur Allah aşkına, otur. Ver bana daha. Kızım. Anne. Ay, Ozan. Anneciğim. Annem. İyi misin? İyiyim ben. Çıkacağım ben Zeynep, yaralandı ya. Vallahi gidiyordu kız. Zeynepciğim, geçmiş olsun. İyiyim Ozan, iyiyim. Gerçekten korkma. Çok atlatmışsınız. Yaralanabilirdiniz. Ölebilirdiniz ya. Anne, anne çok korktum anne. Hiç çok şükür. İyiyim, iyiyim o. Seviş gel. Anne, Seliş'le tanıştırayım size. Annem Güzide Özgüdar. Hoş geldiniz. Merhaba. Çok geçmiş olsun. Ben çok üzüldüm. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ümit ben de. Memnun oldum. Merhaba Seliş. Lütfen oturun. Bak, bu da Zeynep'imiz. Ailemizin her şeyi. Çok memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Sence kim nişanlı bu? Kimin olacak? Ablamı katakulliye getiren şirketin tepesindeki adamın. Pedro Mol. Evet o. Değil mi abla? Adam seni baroya şikayet etmişti. Hayır. Sen de adamı canlı yayınla madara edince tabii. Hayatım hayır. Yahu öyle bir şey değil ki o ya. Adam böyle korkutmak için geldi, üfürdü gitti. Nasıl üfürdü abla ya? Tesadüf mü yani? Sabah tehdit, akşamına da... Tehdit mi? Nasıl tehdit? Ya anne. Ay hayır ya, Allah Allah. Ya belki yani hedef biz bile değildik çocuklar. Bilmiyoruz ki daha. E kim o zaman anne? Yani orası öyle yani, şimdi önden konuşmayalım tabii ama yani. Ama senin bir tedbir alman lazım abla. Evet anne, kesinlikle. Bak bir şey yapalım. Bir koruma falan bir şey tutalım sana. Tabii şey yaparız onu ya. Benim telefonum burada. Oğlum nerede kaldı? Günaydın. Abla günaydın. Gel bir çay koyayım sana. Olur. Ne oldu? Uyuyamadın tabii değil mi? Yok ya, uyudum da. Yok yok, uyumamışsın. Bak gözlerinden belli zaten. Ya şeyi düşünüyorum Ümit. Ya kim öldürmek istemiş olabilir beni? Yani bu İsmet Gürpınar tamam gitti. Yani benim husumetli bir tek Tarık var. Ve Oltan. Ama yok ya, ikisi de yapmaz. Tarık Efendi o zaman. Mendebur Tarık Efendi yaptırdı bunu. Yok artık sen de, o kadar değil ya. 30 yıllık eşim o benim. Aa daha neler. Hayır. Tarık değil. O zaman Mintoni. Yok be ben de. Ya o beni öldürtüp ne yapacak? Eline ne geçecek? Nasıl eline bir şey geçmez abla ya? Şimdi Allah korusun. Şimdi sana bir şey olsa nikahın düşer. O da Mendebur'la hemen evlenir. Oğlum Tarık onunla evlenir mi sanıyorsun sen ya? Evlenmez. Tarık artık daha gençlerine bakıyor. Ama Mintoni öyle düşünmüyor ki abla. Yani senin canına kastedebilir. Yani gerekli motivasyonu var demek istiyorum. Ama onda zeka yok Allah aşkına. Ama gelecek tetikçi bulacak da falan. Yok yok. Aa, bu ne şimdi ya? Ne oluyor? Ya kirayı ödemiştim. İade olmuş ya. Yani ne yaptım acaba? Bir yanlış bir şey mi yaptım ben? Behram'ın adını falan yanlış mı yazdım? Vallahi yanlışlık falan yok bence. Hı? Bu Behram, Nazo'nun kuzeni biliyorsun. Oğluma da fena halde aşık. Bizden para almayacak demek ki. Ne? Niye öyle bakıyorsun ya? Yabancı değiliz diye düşünüyor herhalde. Onu demek istiyorum. Ne demek yabancı değiliz? Yabancıyız, basbayağı yabancıyız. Hani velev ki değiliz. Ne yapacağız? Bedava mı oturacağız burada? Yakışır mı ya? Biz yapar mıyız böyle bir şey? Bana niye bağırıyorsun ya? Ya ne saçma sapan konuşuyorsun çünkü Ümit ya. Allah Allah. Ben yatırdım sanki parayı. Bana bak. Ben mi ya? Konuşma artık Allah aşkına Ümit ya. Ben duşa giriyorum. Kaçamazsın ama. Duşa girip kaçamazsın Ümit. Bu konuyu konuşacağız. Bu durumu normal karşılayan tavrını Ümit konuşun. Efendim, Behram, ben de seni arayacaktım oğlum. Günaydın Güzide teyze. Şimdi şöyle, bizim çocuklardan biri sizi almaya geliyor da.
Çok önemli bir durum var. Size bir onu göstermem lazım. Ne durumu var oğlum? Niye almaya geliyor? Telefonda söylemesem, hani ben isterim ki gelin kendi gözlerinizle görün. Oğlum bak, sabah sabah benim sinirlerimi ayağa kaldırma. Ne var Behram, ne var? Ha, yok yok, hiç öyle korkacağınız bir durum değil. Korkacak bir şey yok. Hani sadece şey, şaşırabilirsiniz yani. Neye şaşıracağım oğlum, söylesene bana Behram. Ben bekliyorum Güzide teyze. Hoşçakal. Sizi almaya geldim Güzide Hanım. Araba hazır. Buyurun. Güzide teyze. Hoş geldiniz. Buyurun. Behram, ben çok huzursuzum oğlum. Buraya niye geldin? Hiç huzursuz olacak bir şey yok. Ben telefonda da söyledim size. Buyurun lütfen. Behram. Güzide teyze, lütfen. Lütfen. Size ateş eden tetikçi. Şimdi bize kendisini kimin tuttuğunu söyleyecek. Değil mi? Sen nasıl buldun bu adamı? Motosikletinden Güzide teyze. Şimdi bu marka motorların takıldığı bir yer var karşıda. Böyle birlikte kalabalık gezerler. Ben öyle çok motordan anlayan bir tip değilim. Yani bir çok sevdiğim bir kardeşim var, Müco. O böyle çok ilgilidir. Sağ olsun onu aradım zaten bu olay olunca. Şey yaptı, çocuklarla gittiler. Aldık, getirdik. Ya ben senden böyle bir şey istemedim ki oğlum. Sen niye benim adıma hareket ediyorsun? İşkence etmişsiniz adama. Suç bu. Ben hukuk insanıyım. Doğru. Şu ana kadar ne söylediyseniz hepsi doğru. Ama bir şey atlıyorsunuz Güzide teyze. Polis davayı kapattı bile. Şimdi siz şüpheli olarak İsmet Gürpınar'ın adını verince, adam da ölünce dosya otomatik olarak kapandı. Yani ne olursa olsun, anladın mı? Ne olursa olsun işkence yapamazsınız. Yapamazsınız. Konuşamam. Yani kendisini kimin tuttuğunu söyledi. Şu yani işkence olayı da şey yani tartışılır şimdi. Çünkü şey yani bizim çocuklar aldı böyle bir patakladılar. Şahin olmadı. Koskoca hakim hanım işini gücünü bırakmış gelmiş buraya kadar. Söyle. Ben öğrenmek istemiyorum. Böyle öğrenmek istemiyorum. Tarık Yenersoy. Olmaz. Adamın ellerini açın. Çöz oğlum, çöz. Ya sana bir su mu, bir şey ayarlayalım ya. Sen aç mısın? Aç. Allah aşkına. Şu köşedeki büfeden şöyle bir küçük tost mos bir şey, su mu al gel işte, bir şeyler yapsın çocuklar. Oğlum ver sandalyeyi, ayakta kalmayın Güzide teyze lütfen. Dur. Şahin sen devam et bu arada. Bir şey yapma ya, biz kulağımız sende, dinliyoruz seni. Söyle. Nurtepe'de Orhan abi var. Dur. Bir dakika. Söyle. Nurtepe'de Orhan abi var. Kesik Orhan. Kahve işletiyor. Tarık Yenersoy oraya geldi. Orhan abiyle konuşmaya. Dur bir dakika. Orası önemli. İlk defa mı geldi? Yok, hep gelir. Tarık Bey'e çok çalışırız biz.
Tahsilat olsun, korumalık olsun. Ne zamandır? Nasıl? Ne zamandır Tarık Yenersoy'la iş yapıyorsunuz? Bilmem, bir 5-6 senesi vardır. Güzide Hanım her şeyi bilecek Şahin. Tamam mı? Devam et. Evet. Durum bu. Ne yapalım? Polise verin. Polis salar yalnız. Güzide teyze, polis salar. Yani en doğrusu savcıya vermek değil mi? Hani benim şahsi fikrim kalsın burada depoda da hani... Yok şeyden değil, siz hukuk yolundan şaşmak istemiyorsunuz mu diye ben öyle dedim. Ha ama siz derseniz benim böyle tanıdığım, güvendiğim bir savcı var. O zaman bir tutuklu yargılama olabilir tabii. Güzide teyze lütfen. Bana bir isim ver. Gerisine karışmayın. Abi kaçıyor. Gel, dur. Hayır. Hayır, 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 ateş etmeyin, ateş etmeyin, etmeyin. Etmeyin. Dur. Alalım silahını. Nereye gittiğini söylemedin peki? Vallahi görmedim o Ziya. Ben sabah bir duşa girdim çıktım. Ha, abla abla yok. Zeyno sen de mi görmedin? Ben uyuyordum. Allah Allah ya sabah sabah nereye gitmiş olabilir ki bu kadın? Ya şey Behram'ın yanına gitmiş olmasın? Sabah sabah. Ya şey kirayı geri göndermiş çünkü. Belki onu sormaya gitmiştir. Kirayı geri mi göndermiş? Ya işte hesabı geri yatırmış daha doğrusu. Hmm. Ya bir yanlışlık olmuştur o zaman ya. Niye geri göndersin ki? Yani işte. Umarım. Ha geldi ya. Anneciğim gelsene hadi. Abla gel bir çay koyayım sana. Merak ettik anne. Anne. Abla. Ne oldu ya? Ne bileyim. Müziği. Anlamadım. Anne! Anne! Anneciğim anne! 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 Zeynep koş bir bardak. Hayır, 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 durun! Allah aşkına durun, ne olur durun. Hasan oğlum ben size bir şey söylemeliyim. Söyle anne. Beni öldürmeye çalışan babanızmış. Beni öldürmeye çalışan babanızmış. Babanızmış. Ne? Ozan beni dinler misin? Ozan eğer babana bir şey yaparsan yemin ediyorum yüzümü göremezsin bir de anladın mı? Anne adam senin canına kastetmiş ya kastetmiş kast. Ya ne demek bir şey yaparsan yüzümü göremezsin? Sen beni düşünmüyorsun Ozan. Seni düşünüyorum hayır, zaten. Beni düşünmüyorsun. Babana her öfkelendiğinde beni kullanıyorsun Ozan. Beni kullanıyorsunuz her öfkenizde. Yeter artık beni düşünün biraz. Beni düşünün ben çok yoruldum Ozan. Yapmayın şunu. Beni düşünün ne olur. Beni düşünün.
Zeynep, sen mi yaptın bu marmeladı? Anneciğim, baksana yeni yapmış. Sen denemiş miydin? Teşekkür ederim istemem. Onun püf noktasını kim söylemiş sorsana. Ben de bu kadar güzel olmasını beklemiyordum Mümtaz abi sayesinde. Eline sağlık dayıcığım. Sağ ol. Fakat helal olsun Behram'a. Değil mi? Aramış, buldurmuş tetikçi. Gerçi koca aşiret var arkasında. Buldurur tabii. Asla onaylamıyorum, asla. Anneciğim. Üzme kendini ne olursun. Biliyorum hiç kolay değil ama ne olur üzülme. Üzülmek değil. Üzülmenin ötesinde bir şey. 30 yıl sırt sırta verdiğin adam seni öldürmek istemiş. Gerçekten bu bana çok ağır geliyor. Çok ağır geliyor. Ne yapacaksın peki? Savcılığa vereceğim. Hukuk diyorsun yani anne. Hukuk diyorum. Hukuk diyorum. İnanamıyorum Güzide, inanamıyorum. Maalesef öyle. Suç duyurusunda bulunacağım. Tetikçi itiraf etmişti. Behram kaydetti zaten. Nezihe halleder, sen uğraşma. Sana gelsin hemen, dilekçeyi hazırlasın. Yalnız tetikçi kaçtı diyorsun. Ya kaçtı da herhalde yakalanır diye düşünüyorum. Bilmiyorum yani. Madem ki canıma kastetti, ben de canımı ortaya koyuyorum. Tam da uzakta olacak zaman bulmuşum. Allah kahretsin. Ama geliyorum Güzide. Hemen İstanbul'a bilet alıyorum. Yok yok, hayır, sakın sen gelme. Lütfen. Tarık'ın oradaki hesaplarını takip et ve mutlaka bul, ne olursun. Ben de Güzide'ysem bu adama bütün bu yaptıklarını ölmeden ödeteceğim. Tarık Bey, polisler geldi. Sizinle konuşmak istiyorlar. Öyle mi? Al içeri anne. Tamam. Buyurun lütfen. Memur Bey, hoş geldiniz. Pek hoş bulmadık Tarık Bey. Eski eşim nasıl bir suç duyurusunda bulundu bu sefer? Ne yapmışım gene? Öldürmeye azmettirmekle suçlanıyorsunuz. Oo, bu sefer çıtayı bayağı yükseltmiş. Tamam, o halde. Savcıya gidelim, ifademizi verelim. Tetikçi Şahin Bilir. Gördüğümüz gibi sizin tarafınızdan kiralandığını itiraf ediyor. Bu adam yalan söylüyor Sayın Savcım. Bu adam, her kimse yalan söylüyor. İtirafı da düzmece zaten belli. Videoyu eşim gönderdi değil mi? Güzide Yenersoy. O gönderdi. Ama güzel bir tiyatro yapmışlar. Makyaj falan on numara. Sayın Savcım, gerekeni yapın. Hakkımda tutuklama kararı çıkarın. Ama bir avukat olarak öncelikle İtirafta bulunan bu kişinin bulunmasını tavsiye ederim. Alındığında da aynı şeyleri söyleyecek mi acaba? Biriniz gelin. Tarık Bey'in ifadesini alın, imzalatın. Sonrasında serbesttir, gidebilir. Teşekkür ederim Sayın Savcım. İyi günler. Evet. Savcı aradığına göre. Güzide Hanım. Saldınız mı Savcı Bey? Mecburen Güzide Hanım. Hatırınız olmasaydı ifadesini bile almayacaktı. Ya biliyorsunuz, bu tür videolar çok kolaylıkla çekilebiliyor. Gerçek mi değil mi anlaşılamıyor. Doğru, siz de haklısınız. Tetikçiyi bulup ifadesini alınca Tarık Bey'i tekrar alacağız. İşin peşini bırakmış değiliz, merak etmeyin. Teşekkür ederim. Rica ederim. Öyle olacağını biliyordum zaten. Anladım savcım.
Anladım. Daha şüpheliyi henüz yakalayamadınız. Peki gereken yerlere emniyet herhalde baskın yapmıştır değil mi? Yaptılar Gözde Hanım. Arkadaşlar 7-8 adrese baskın yaptılar. Ama maalesef tetikçi Şahin Bilir bulunamadı. Şu an firar durumda. Evet. Behram haklı çıktı yani. Anlayamadım. Ay affedersiniz. Size söylemedim. Peki siz hala arıyorsunuz değil mi şahsı? Evet. Tabii ki ama. Hiç yorulmayın savcım. Hiç yorulmayın. Çünkü ben yara almadığım için bu olayda büyük ihtimalle emniyette o dosya en alta atılmıştır. Haklılar da. Onlar da yorgun. Çok işleri var. Ben size teşekkür ederim savcım her şey için. Rica ederim. İyi günler. İyi günler. Teşekkürler. Evet. Behram haklı çıktı. Süper resimler. Nasıl elde ettiniz? Peşlerine adam takmıştım. O çekti. İyi çalışmış. Helal olsun. Peki üzerlerinde oynayabiliyor muyuz? Tabii ki. Siz kullanacaklarımızı seçin. İyice köpürtürüz. Güzel, güzel. Bir baştan alabilir misin tekrar? Alın bakalım annenizin soyadını, hayırını görün. Hı? Yok, bir şey değil. Sana bir şey demedim. Bunu daha yakına alabilir misin? Bak burada çok aşık bakıyorlar. Bu kalsın, bu kalsın. Efendim Yeşim. Murat, hayatım nasılsın? Bak çok meşgulüm, kısa kes. Hatırını soruyorum. İyiyim, sağ ol. Ya Öykü'nün sesini duyabilir miyim? Öykü'yü çok özledim Murat. Öykü yok burada, ben otelde değilim. Neredesin? Ya neredeysem neredeyim sana hesap mı vereceğim ben? Onun için sormadım hayatım. Ne zaman dönersin? Belli olmaz. Tamam o zaman, ben yarın otele geleyim mi? Öykü'yü görmek istiyorum, çok özledim, ne olursun. Bak Yeşim, yarın konuşuruz tamam mı? Kapatıyorum ben. Evet, bunu daha yakınlaştıralım, bu olsun. Hayvan bu hayvan, hayvan, hayvan. Resmen kızımın hasretinden öldürecek beni ya. Yok, bu başka türlü bir şey. Tatlı dilden de anlamıyor bu. Ne yapacağız teyze? Ne yapacağız? Ben bunun yemeğine fare zehri koyayım, gebersin gitsin bu. Hı, gebersin gitsin. Bütün malı mülkü de karısıyla çocuklarına kalsın. Öykü'nün de hakkı var. Öykü'ye de kalır bir şeyler muhakkak. Hem nüfusunda kayıtlı. 9 kurda bir hurda. Kızım kadın hepsini alır, hepsini. Kadın şeytan, avukatı ondan da şeytan. Alleme derler, kalleme derler, çırağa çıkarırlar seni. Öykü'yü acırlar mı sanıyorsun? Öykü'yü seviyorlar. Şimdilik seviyorlar Öykü'yü. Para söz konusu olduğu zaman bak bakalım seviyorlar mı? Tanımazdan mı geliyorlar? Seni ateşe atamam Güzide. Birileri beni attı ama ben seni atamam, kıyamam sana. Anne, oğlum kalkmadı mı hala? Oğlum evde değil. Nerede ki? Akşam arkadaşlarıyla çıktı, dönmedim. Kafasını da atsın biraz ya. Güzideciğim, canının çok sıkıldığını tahmin ediyorum. Ama kendim geleyim istedim. Haberi görmedim. Yo, ne oldu? Ya şöyle bir haber çıktı. Ne? Günaydın. Gene ne oldu ya? Tarık. Tarık. Rüşvet aldığı için hakimlikten atılan Güzide Özgüder yeni bir rezalete imza attı. Henüz boşanmadığı halde sevgilisiyle falan filan işte
Avukat sevgilisi Sezai Okuyan'ın evinin önünden çekilen görüntüleri hayretle karşılandı. Tarık. Tarık. Allah'ım. Ya bir de utanıp sıkılmadan şunları yazdırtıyor ya. Anne sakın. Sakın anne sakın. Sakın o herifi arama. O herifle konuşma. Bence de. Hiç muhatap olma. Evet haklısınız. Sakin olmam lazım. Bu haberi ne zaman kaldırtabilirsin? Hemen. Sen hiç merak etme. Sadece sosyal medyada böyle yorumlar olacak. Bunlarla ilgili sakin olmak lazım. Canımızı sıkmayacağız. Ya, ya bu adam seni öldürtmek için kiralık katil tuttu abla. Ya, bu ne ki? Neden yaptığını biliyorum ben anne. Oylum'la biz soyadımızı değiştirmek için mahkemeye başvurduk. Senin soyadını alacağız. Özgüler olacağız. Bunu azmedermiş. Aferin dayıcım size. Helal olsun. Ben bir şey söyleyemedim sana. Kendileri söylemek istediler çünkü. Anne biz artık onun soyadını taşımak istemiyoruz. Teşekkür ederim Ozan'cığım. Haklısınız. Haklısınız. Ama baban sayesinde benim soyadımın da artık bir itibarı kalmadı oğlum. Seni lekelemeye çalışıyor anne. Gerçeği biz biliyoruz. Elmas bu haber bütün sitelerden ne zaman kalkar? Canım benim. Talimat verdim. Öğlene kadar hepsinden temizlenmiş olacak. Sen hiç merak etme. Biz her zamanki gibi tabii ki yalan haber, iftira, şantaj, hakaret hepsinden davamızı açacağız. Bu böyle bir savaş. Bunlar olacak. Sakin olun. Ozan! Öykü nerede? Kızımı getir bana! Ozan! Bak oyunu oynamıyorum seninle, tamam mı? Öykü! Neredesiniz kızım? Ya. Ne yapıyorsun bakalım? Selin abla, Ozan abim ne zaman gelecek? Birazdan gelecek bir tanem. O gelene kadar biz de resmimizi çizeceğiz. Kısımları da boyayalım. Abla. Abla ben sana şey söyleyeceğim. Ne oldu ablacığım? Dur bir dakika. Efendim Elmas? Ne? Thank you.
Ne oluyor orada? Ne oluyor? Şu uçurumu görüyorsun değil mi? Şimdi o el frenini indireceksin, tamam mı? Bu arabayla uçuruma sürüklenerek öleceksin. Bu hikaye de burada bitecek, tamam mı? Ozan ne? Birazdan o el frenini indireceksin. Oğlum, oğlum delirdin mi sen? Ben senin babanım, baban. Bak, bak, bak. Aynı karnız, aynı canız biz, tamam mı? Bak, eski güzel günlerimizi düşün. Sen ölmeyi hak ettin. Anneme, ailemize, bize yaptıklarınla ölmeyi çoktan hak ettin. Bana bak. Ozan. Beni baba katili yapma. Oğlum ben senin babanım ya, aynı karız. O el frenini indir, ölümüne kendi ellerinle git. Ellerimi senin o pis kanına bulaştırmak istemiyorum. Tamam mı? Ölümüne kendi ellerinle gideceksin. Ama bak, buna mecbur kalırsan bunu kendim yaparım. Ozan ne yapıyorsun sen? İndir o el frenini! Hayır Ozan ben İndir sizin, freni! Ben sizin babanızım. İndir o freni! Ne istiyorsun? Para mı? Tamam, hepinize para vereceğim. O ölüme sana. Musa annemize indir. Bile. Lütfen yapma Ozan. Sen meselenin hala para olduğunu zannediyorsun değil mi? Çünkü senin için mesele sadece para. Lütfen. Mesele para değil, anladın mı? Mesele kötülük. Ozan. Mesele senin yaptığın kötülükler. Ozan geriye dönebiliriz. Eski güzel günlerimize dönebiliriz bak. Ben çok direndim biliyor musun? Çok direndim. Kendimi senin böyle biri olmadığına inandırmak için çok direndim ben. Ama yanılmışım. Ya bizim babamız böyle biri değil. Böyle bir yanlış yapmaz. Annemi üzmekten vazgeçecek dedim. Ama yanılmışım. Bak. Sen tam da böyle biriymişsin. Hayır, lütfen. Ya sen annemi öldürmeye kalktın. Sen çok kötü bir insansın. Ozan. Bunun bedelini ödeyeceksin. Bunun bedelini ödeyeceksin. İndir o frenini. Lütfen. İndir o freni. Lütfen Ozan İndir yapma. İndir o freni. Lütfen. İndir. Lütfen hayır. Ben sizin babanızım. Hayır lütfen yapma. İndir o freni. Hayır. İndir. Hayır yapma. Musa hayır. İndir. Ne istiyorsan. İndir. Hayır yapamazsın bana bunu. Musa indir. Hayır. Hayır yapma. Hayır. Ozan yapma! Yapma Ozan! Yapma! Hayır! Hayır Ozan! Ozan! Hayır! Arabayı durdurun! Hayır! Hayır! Durdurun arabayı! Anne durdur, hayır! Ozan. Hayır! Durdur Ozan! Hayır! Ozan hayır, durdur! Hayır! Hayır! Ozan! Anne, ne bu adam Ozan? Anne senin canına kastetti ya! Seni öldürmeye çalıştı! Ozan! Niye koruyorsun Ozan! Mı? Hemen şu arabaya bin! Anne hayır! Hemen şu arabaya bin! Ozan ne diyorsam onu yap! İnme aşağıya! Her ne görürsen gör, inme! Çabuk! Tarık! İn aşağı! İn aşağı! İn aşağı Tarık! İn aşağı! Gözüme! Ne yapıyorsun? Gel buraya! Gel buraya! Gel buraya! Gel! Bana bak! Bana bak! Bana bak! 30 yıl aynı yastığa baş koyduğun kadını, 30 yıl seninle birlikte yürümüş olan kadını öldürtmek mi istedin? Ha? Gözüme! Neden? Gözüme! Neden Tarık? Neden ben sana? Ne yaptım Tarık? Ne yaptım ben sana? Neden bana olan bu düşmanlığın? Neden? İşte. Bunun sebebi elmas değil. Bunun sebebi paraların değil, başka bir şey. Neden? Güzel. Bak bizi ne hale düşürdün. Bak şu halimize bak. Bak çocuğumuza bak. Özoğlun. Seni öldürmeye çalıştı. Çünkü çok kötüsün Tarık. Sebepsiz kötüsün. Sebepsiz kötüsün. Çocuklarımı ve dünyayı senden kurtarmam lazım Tarık. Anladın mı? Ha? Bunun iki yolu var. İkisi de aynı kapıya çıkıyor aslında. Birincisi seni şu uçurumdan aşağı atmak. Hayır. Beni hiç kimse ihbar etmez. Ama ben kendimi biliyorum. Gider kendi kendime ihbar ederim ve ömür boyu hapiste çürürüm. Çocuklarım da mahvolur. İkincisi, birlikte buradan aşağı. Ne dersin Tarık? Hem çocuklarımı hem kendimi senden kurtarmış olursun. Hayır. Tut elimi.
Tut elimi Tarık. Hayır. Hayır. İyi günde, kötü günde gözlerime bak. Hastalıkta, sağlıkta. Ölüm bizi ayırıncaya kadar. Atar. Ne olur. Üçe kadar sayacağım. Olur. Üç dediğimde. Kapat gözlerini. Kapat gözlerini. Kapat. Bir. İki. Salak! Seninle öleceğimi mi sandın? Daha paralarını yiyeceğim ben senin. Çekil şuradan.